Neden cinsiyet var hocam? Cinsiyet. böyle güzel. Ha. Ben cinsiyet yani. anladım bir anda. Cinsiyet. Hatta bununla ilgili bu sırada birkaç tane yorumda da şu gel çift cinsiyetli canlılardan. Neden böyle bir canlılar var bunların faydasında gibi bir soru da geldi. Bu ikisini kombinleyerek size iletiyorum. Okey. Okay. Ee, Okey dedim ya. En gıcık olduğum şey plazedeli bulaştı. Uzun süredir gidemedim ya plazaları özlemiş olmalıyım belki de. Cinsiyet ya da eşeyli üreme yaklaşık 1-1,5 milyar yıl gibidir dünyada var. Canlılığın geçmişinin 3,5 milyar yıla dayandığını düşünecek olursak kabaca 2 milyar yıl bu dünya tek hücreli canlıların aseksüel yani eşeysiz üremesine sahne olmuş. Güzel güzel takılıp gitmiş. Bakın 2 milyar yıl boyunca bu tek hücreli canlıların çeşitleri dışında çok fazla bir atraksiyon, çeşitlilik görmüyoruz dünyada. Yani böyle efendim bildiğimiz bitkiler, hayvanlar falan ortada yok. Ne zaman ki bir şey oluyor, bu arada bunun neden ve nasıl olduğu kesin değil. Birkaç seneden beri bu konuyla ilgili önemli gelişmeler var. Biz işte eşeğli üremenin bir buçuk milyar yıl öncesine dayandığını düşünüyorduk ama Şimdi yeni araştırmalar 2-2,5 milyar yıl önce ta tek hücreliler düzeyinde eşeğe benzer bir moleküler yani cinsiyetin ilk taslağına benzer bir moleküler stres mekanizmasını keşfetmiş ama konu net olmadığından ben de çok detaylarını bilmediğimden o konuya girmeyeceğim. Klasik bilgiyi yorumlayalım. Klasik kitabi bilgi 1-1,5 milyar sene önce ilk işte eşeğiyle üreyen canlıların yeryüzünde gözüktüğünü söyler. Eşeğsiz üremeye baktığınızda ikiye bölün, ikiye bölün, takıl, dur. Mesela yaşlanmak, ölmek de yok normal şartlarda. Yaşlanınca pıt diye ikiye bölünüyor, iki tane genç hücre oluyor. Onlar yaşlanınca pıt ikiye bölünüyor ve bu yaklaşık bazen dakikalar, bazen saatler içerisinde oluyor. Yani çok hızlı gerçekleşebilen hücre döngüsüne göre verili bir zamanda Organizma sayısını anormal yüksek bir verimde arttırabilen süper bir üreme biçimi. Sadece yiyeceğin içeceğim, büyüyeceğim bir sorusun plöp diye Eş bulacağım, düğün masrafı yapacağım falan böyle bir sıkıntı yok. Fakat eşeğiyle üremeye geldiğinizde bir erkek lazım bir dişi lazım. Bunlar uyumlu olacak birleşecekler. Yani gametleri, cinsiyet hücreleri bir araya gelecek. Yeni bir yavru yapacak. Bu yavru da üreyebilmek için tekrar bir erkek ya da dişi bulmak zorunda kalacak. Çok masraflı, çok yavaş, çok müştemilatlı bir sistem. Hatta bizde de biliyorsunuz gençler parasızlıktan evlenemiyorum falan filan gibi yakınmalarda bulunabiliyorlar. Yani işin bir de bizde hakikaten maddi masraf boyutu da var. Onu da ekleyin. Tabiatta da böyle çok zordur yani erkek ve dişinin bir araya gelmesi. Çok Ama çok ilginç, bir, ilginç şey var. bir şey var. Tabiatta Tabiat bu yöntem baskın gelmiş vaziyette. Yani bir şekilde bu kadar zor bir üreme biçimi kazanılmış. Neden diye baktığınızda şöyle canlık tarihi şöyle çarşaf gibi önünüze bir kuş bakışı serip bakarsanız hemen anlıyorsunuz. Bir, bir buçuk milyar yıl önce keşfedilen bu eşeğli üreme dediğimiz şey nasıl çıktıysa ortaya ondan hemen sonra son 1 milyar yılda dünyadaki canlılık manyaklar gibi çeşitleniyor. Adeta bir patlama yaşıyor. 600-700 milyon yıl önce özellikle o Kambriyen dönemi dediğimiz dönemde denizlerde patlayan ve artık karalara sıçramaya başlayan o canlılık çeşitleri işte bugün dünyada 10 milyondan fazla canlı türüyle beraber yaşamamızı sağlayan sahnenin temellerinin atıldığı zamanlar. Ne oluyor peki? Eşeğli öremeyle bunun ne alakası var? Eşeğsiz üreyen tek hücre bölündüğünde annenin aynısı iki tane hücre çıkıyor. 3-5 mutasyonu saymazsanız hücreler birbiriyle özdeş ve isterse bin kere bölünsün o tür aynı tür olarak devam ediyor. Ancak çevresel şartlarda çok büyük değişimler olacak da uzun süre seçilim baskıları olacak da yaşayabilir ama varyant olarak tuhaf hani normal genetik çeşitlik nedeniyle çıkmış bazı tipler zamanla o türün evrimine sebep olsun, dönüşmesine sebep olsun. Eşeysiz üremede bu süre çok uzun sürüyor. Yani o değişimlere adaptasyon bir sürü böyle rastlansal değişimlerin birikmesini gerektiriyor. Ama eşeyli üreme söz konusu olduğunda inşallah bunu yakında internete koyacağım evrim derslerinde detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Anne ve babadan gelen kromozomlarda yüklü olan DNA kodu benzersiz bir şekilde seçiliyor. Anne ve babadan tamamen karıştırılarak böyle hani piyango çekilişleri yapıyorlar ya topları böyle alalap diye seçiyorlar. Aynı onun gibi 23 kromozom biri 23 kromozom biri özelle karıştırılıp hazırlanıyor. Sonra bunlar bir araya geldiğinde isterse 10 tane, 20 tane, 30 tane çocukları olsun, isterse 1000 tane çocukları olsun. Birbirine asla benzemeyecek derecede zengin genetik kombinasyonlar oluş. Peki bu ne sağlıyor? Her üremede yeni çeşitlerin farklı farklı bireylerin ortaya çıkmasını ve bunların da yine farklı bireylerle birleşerek çok daha çeşitli bireyler oluşturmasını ve böylece ortam şartları değişse bile o canlı türünün farklı koşullara adapte olabilecek en az birkaç tane versiyonunun hayatta olmasını sağlıyor. Eğer organizmaların hepsi tek bir tipte özellikle donatılsaydı, işte o tek hücrelerde olduğu gibi. Ortam şartlarındaki anormal bir değişiklik o canlı türünü komple ortadan kaldırabilirdi. Ama biz özellikle kompleks canlılarda dünyadaki çevre değişikliklerinin milyonlarca yıldaki bu anormal döngülerine rağmen bu canlıların bir kısmının ortadan kalkıp belli dallarının yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. Bunun arkasındaki en büyük itki de adeta her elde oyun kartlarını karıştıran bir kurup yerin gazinoda yaptığı gibidir. Lap 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 karıştırıp da her elde heyecanı arttırmak üzere farklı kartlar dağıtması gibi. Genetik kombinasyonumuzun anneden babadan gelen sistemle karıştırılması. Bununla da kalmıyor. Anne babadan gelen genetik bilgiler birbiriyle birleşmeden önce daha anne ve babanın vücudunda iyice karıştırılsın diye bir sürü miksaj mekanizması devrede. Mesela kromozomların bacakları geliyor birbirine tutunuyor. Şılak diye parça değiştiriyorlar birbirine. Birinin bacağı birinin bacağı, onun bacağı bunun bacağına geçiyor. Ve kim hangi parçayı ne zaman değiştirecek bilmiyorsunuz. Mesela buna crossing over deniyor. Çapraz geçiş. Her bölünmede oluyor. eşey hücrelerinin oluştuğu her bölünmede. Ve adeta daha yavru oluşmadan çok önce yani anne ya da babanın vücudundaki o üremeye yarayacak olan hücrenin içinde olabildiğince kartlar karıştırılıyor. Maksat çeşitlilik olsun. Maksat çeşni olsun. Maksat öngöremeyeceğimiz tabiat koşullarında ne değişiklik olursa olsun orada yaşayabilecek çeşitlerin sayısını dolayısıyla o canlı türünün hayatta kalma sayısını arttırmak. İşte bu temel nedenle milyonlarca yıldır dünyadaki en başarılı üreme sistemi bu masraflı ve zor eşeğli üreme olmuş gibi gözüküyor. Aynı sistem bizde de çalışıyor. Ama mesela bazı canlılar var özellikle yumuşakçılar işte kurtçuklar ya da bazı tip sürüngenlerde gördüğümüz bir hikaye. Mesela ortam şartları kötüleştiğinde diyelim dişiler çift cinsiyetli hale geliyorlar ve kendi kendilerini döllemeye başlıyorlar. Niye? besin az, ortamda iletişim problemleri var. Çeşitli sebepler düşünün. Bir erkek bulmak, kuru yapmak, dölleme yapmak çok zorlaştığı zaman organizma kendi kendisini dölleyerek de üremeye devam ediyor. Buna hermafroditizm deniyor. Bazı canlılar zaten kendi başlarına hermafrodit yani kendi kendilerini dölleyerek görüyorlar. Bu arada burada da eşeğli üremenin icadından sonra önemli bir şey var. Erkek ve dişi hücreleri ayrı ayrı ama aynı vücutta oluşuyor. Yine benzer bir kombinasyonla yavruların bayağı farklı olmasına sebep olabilen bir karıştırma işlemi orada da var. Yani bakterilerin bölünmesi gibi değil. Yine iki ayrı hücrenin birleşip benzersiz bir kombinasyon oluşturması gibi. Bazıları ömür boyu böyle ürüyorlar. Bunlar daha sade canlılar ama daha kompleks canlılarda da ortam şartlarına bağlı olarak biraz böyle durumlar arası değişiklik var. Tabi genellikle sık sorulan soru insan hermafroditik üreyebiliyor mu? Bildiğimiz kadarıyla üreyemiyor. Yani Hz. Meryem, Hz. İsa hikayesini buraya bağlamanın bilinen bir biyolojik kaynağı yok. Onu hemen söyleyeyim. Yani çift cinsiyetli canlıların varlığı insanın çift cinsiyetli üreyebileceği anlamına gelmiyor. İnsanda çift cinsiyetlilik var. Hermafroditizm dediğimiz bir durum var. Fakat bu her iki cinsiyetin de özelliklerini taşıyıp genellikle üreme özelliğinden yoksun bir insanın ortaya çıkmasını sağlayan patolojik bir durum, bir bozukluk. Dolayısıyla bunun o üreme sistemiyle de çok alakası yok. Sadece gelişmişler bir bozuklukla alakalı bir durum. Dolayısıyla temelde bu kadar masraflı ve zor ama bizim için avantajı çok büyük sevgili arkadaşlar. İyi ki de var. İkiden fazla kardeşi olan herkese eşeğli üremenin nelere kadir olduğunu bilir. İkiden fazla kardeşi olan ve onların tipinin ne kadar benzersiz olduğunu, karakterinin ne kadar benzersiz olduğunu gören ve hala şu canlılığa ve evrime hayret etmeyen insanı da vallahi ben anlayamıyorum. Sözlerimi de en son böyle bağlayayım. Herkesin yüzüne bir bakın. Ben İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde şöyle böyle yürürken kalabalık bir yerde beynim çok hızlı doluyor benim çünkü insan yüzlerine çok bakarım. Yani o kadar benzersiz, bu kadar basit plan içerisinde o kadar varyasyon var ki bazen gerçekten ağlamaklı olup kendime bir kafeye atıyorum ve bir kitap ya da sosyal medyayla uğraşarak kafamı dağıtmam gerekiyor. Çünkü gerçekten insan çeşitliliğindeki ihtişam başka hiçbir yerde bu kadar direkt göremeyeceğiniz muhteşem bir resim çiziyor. Ses tonlarımız benzersiz, karakterlerimiz benzersiz, retina damarlarımız, parmak izlerimiz, simalarımız her şeyimiz benzersiz. İşte bunu sağlayan şey tabiatın esas uzmanlık alanı benzersizlik üretmek. Bunun da şaikası eşeğiyle üreme. İşte cinsiyetler o yüzden var efendim diye düşünüyoruz. Çok güzeldi. Ben de o sırada her insanın biricikliğini düşünmek üzerineydim. Çok çok güzel. Hem fizyolojik bir biriciklik var ortada hem psikolojik bir biriciklik var ortada. Çok hoşuma gitti. Ne kadar şiirsel aslında. Ne kadar muhteşem. Şiirin gerçek hali yaşamın içinde görebilene. İnşallah herkes böyle... <laughs> sarhoş gibi gezer onlara bakarken. Yani piknikle mangal yapmayla uğraşmak yerine biraz karınca şeyi bulun ya da işte Ayşin dostun yüzüne gözüne bakmayın. Tabii çok da böyle weird gözükmeyin arkadaşlar. Böyle gözünüzü dikip de falan bakmak akıllıca değil. Çaktırmadan izlerseniz daha keyifli olur.